Mediamarkt sunar. Bir şey söyleyeceğim. Peki geçen sezon devre arasında Cagney'e o kadar yüksek bonservis bedeli ödemek yerine o paranın neredeyse yarısını abi, Galatasaray'ın Vedat Muriç'i alma şansı olduğunu biliyor musun? Abi o dönem Vedat bu büyük patlamasını yapmamıştı. Yani ya, tamam, Rize ikinci Spor'da, devre ikinci inanılmaz top inanılmaz oynadı. İşte Okan Buruk yönetiminde de yine adam iyi oynuyordu yani. Ya iyiydi canım, ben şey demiyorum ki. Daha iyi oyuncu demiyorum zaten Vedat'a. Cagney daha çok, bak şimdi, daha çok gol atan mı, daha çok Vedat, 15 gol atan mı? Vedat mı 30 gol atan Cagney? Ben yine Vedat'ı seçerim de. Bir daha söyle, bir daha söyle. 15 gol atan Vedat'la 30 gol atan Cagney arasında tercih etsem ben 15 gollü Vedat'ı seçerim. Firmino mu yoksa Icardi mi? Ya ben Firmino mu Agüero mu dedi, ben Firmino dedim yani. Ben şeyde. Şimdi bak bir dakika, baştan başlıyoruz. Şimdi sen çok zekisin, ben o kadar zeki değilim, bekle. Baştan level 1. Firmino mu? Icardi mi? Firmino. Tamam. Neden? Çünkü takım oyuna katkısı çok daha yüksek ve arkadaşlarına performansını yükseltiyor. Artı iyi pasör. Evli mi Firmino? Bilmiyoruz bile. Nereden bilmiyoruz? Hiç görmedik. Tek magazin unsuru Firmino'nun ne? Abi ya, bunu nasıl takip edeyim, böyle bir akış yok ya. Yani. Icardi deyince akıllara eşi menajeri, işte eski takım arkadaşında falan filan bilmem ne. Sürekli bir sıkıntı dert var, anladın mı orada? İşte bak geliyorum yavaş yavaş. Firmino mu Agüero mu? Firmino. Niye? Çünkü en üst düzeyde daha faydalı olan o bence. Takım oyunda ama tabii yaş olarak da şimdi... Tabii şu anki hali yapsa... Tam şeyine bakmıyorum. Şuna oynayacağın bakıyorum. Oyuna bakar. Guardiola oyununda Agüero. Ya ben, Messi tabii. O kendi söylediği değilim. Gibi sonra Agüero. Ben emin değilim. Önce her yere Messi tabii, o ayrı. Peki sence Guardiola hadi şu Firmino keşke bizde olsaydı diyor mudur? Bence diyordur. Valla. Bence diyordur. Peki Firmino ile beraber Gabriel Jesus'u olmadan... onu çıkarmaya çalışıyordu. Firmino Mane gelmeden önce de Liverpool'da oynuyordu. Aynı verimliliği gösteremiyordu. Yani mesela Hoffenheim'daki gibi değildi Liverpool'a ilk geldiği zaman. Çünkü Jürgen Klopp başka bir adam. Onun dışında oyun sistemi. Şimdi Vedat Muriç'in uyacağı oyun Kur'an'da sistemi sayısı Klopp. Bak. Vedat Muriç'in uyacağı oyun sistemi en az 4. Cagney'in uyacağı tek bir oyun sistemi var. Herkes bana çalışacak. Cagney'in kafasının içindeki oyun sistemi. Bütün saha ve bütün dünya Cagney'in kafasının içinden ibaret. O bizim gibi görmüyor dünyayı. Çünkü başka türlü oğlum maske takma, kart görüyorsun. Gol atınca maske takma, kart görüyorsun dersem sana ne yaparsın? Takmaz. Ha, güzel. Ben takar mıyım? Hayatta tak. Sen takabilirsin gibi. Niye maske takayım? Sarı kart göreceksem hakem iterim. Ne bileyim işte rakip oyuncudan nefret ettiğimin ayağına arkadan basarım. Ne bileyim bana böyle ırkçı küfür eden taraftara uçan tekme atarım kantonu gibi. Maske görmekten ikinci sarı gördüm kırmızı görülür mü kardeşim? Böyle manasız bir şey olur mu? Söylemek istediğim bu. Aynen, takır takır atıyordu ha o dönem. İnanılmaz atıyordu. Maske takmasa iyi golcü diyorsun yani, öyle mi? Galiba şey ya, 42 tane golü var 1,5 sezonda, 42 golü var adamın. Peki niye bu iş Aston Villa Cagney yerine Trezeguet'i aldı? Çünkü Trezeguet daha üst düzey yetenek. Ha. Peki Galatasaray, Feghouli olmasaydı ve Trezeguet'i aynı parayı alsaydı? Ya Galatasaray'ın o dönemki şeyi unutmayalım. Ozan satıldığında, çünkü Ozan planlı bir satış değildi, şöyle Fatih Hoca ikna etmişti Ozan'ı. Hani biliyorum çok teklif olduğunu, 6 ay kal. Ondan sonra sana kolaylık göstereceğiz. Çünkü sözleşme yapamıyorlar. Hani uzun vadeli bağlamak istiyormuyordu Ozan ve ekibi. Ama sonra şöyle bir şey oldu. Herkes 7,5 milyonu alacağını bildiği için o yani direkt Galatasaray'la konuşmuyorlar bile. Stuttgart hem Ozan'ı bu sözünden vazgeçirmek hem de hani Fatih Hoca'yı da ve yönetimi ikna etmek için 11 milyon euro teklif etti ama taksitli olarak. O ne olursa olsun 11 milyon euro çok iyi para. Öyle olunca da yönetim Fatih Hoca'ya dedi ki ya hocam biliyorum ne istediğinizi ama hatta o dönem ben istemedim yönetim bana rağmen yaptı diye açıklama yapmıştı. Yönetim verme kararı aldı. Bu olduğunda son bir haftaydı şeye. Devre arası transfer dönemini ve finansal fair play olduğu için bir sonraki transfer dönemine devretmiyor para. Şimdi 10 milyon para var elinde. O dönemde harcadın. Harcadın. TT'ye teklif götürdüler. Sparta Praglı. Siyahi santral uzun boylu. Aynen ve o dönem Sparta Prag dedi ki daha fazla yani, istiyorum para. Hayır öyle olmadı. 8 milyondu o adamın değeri. O yani sezon başı 8 istemişlerdi. Galatasaray vermemişti. 8'in üstüne de çıktı Galatasaray. 9 dedi, 10 dedi ama Sparta Prag dedi ki benim hedeflerim var. Ben sezon ortası, sezon sonu gelin konuşalım. Vermiyorum dedi. Tette olmadı.
O dönem Abdurrahim Alan malan bayağı bir uğraştı. O da olmadı. Teşekkür etti bize falan diye sonra bir de açıklamalar yaptı. Adam santrafor değil ki zaten. Değil ama forvet olarak kullanacaklardı. Bir şey kalmıyor. Son çare sen Anadolu takımına çaresizce gidersen adam seni 10'luk 13'lük yapar abi. Bu kadar basit. Yani daha basit anlatamayacağım yani. İlhan Cavcav'ı da olarak bu hafta adamı Eder'in anlıyoruz. Üstüne aldı Galatasaray. Yani yaz dönemi böyle bir pazar olsa 13 milyon olmaz o adam. 9 olur, 8 olur. İlhan Cavcav'ı rahmetli anıyoruz. O dönemki formu ederdi. Ama sen çok büyük para her şeyi verdin. Bu arada 13 milyon üstüne kar anlaşması var. 15 esaslı Galatasaray Kasımpaşa kar payı alacak. Yani öyle bir anlaşması var. Doğal olarak sen o şartlarda gittiğin için o para hiç oldu. Orada biraz yönetimin 11 milyon euroya kabul etme eğilimi. Ha Ozan için çok iyi oldu. Sonuç Stuttgart, Schalke vesaire daha hızlandı kariyerin gelişimi. Ne oynadı ya Mönchengladbach maçında biliyor musun? Ben çok seviyorum. Ozan baygın, benim baygın sevdiğim bir adam. Böyle vay be falan filan. Keşke Gladbach'ta oynasaydım Ozan falan. Gelişimini gösteriyor. Yani çok iyi oynadı. Geriye tekrar geçmiş olsun. Ama şu günden baktığım zaman hani keşke gitmeseymiş de 7 yani 7.5'a şeyde gitseymiş. O aradaki 3.5 milyon euroya değecek bir şey yokmuş yani. Sezon sonu gitseydi 7.5'a Galatasaray daha makul bir şey olurdu. Tamam doğru. Şimdi mantıklı da o dönem yöneticilerin sıkışması, medyada her gün haber çıkması falan filan. Ben çünkü şeyi hatırlıyorum. Yani Vedat Muriç ile alternatifler arasındaydı hatırlarsan. Çünkü şimdi bak oyuncuların tiplerine bak. Mesela Tete, Jack Ney mi daha yakın oyuncu, Vedat Muriç'e mi? Biraz Vedat'a yakın. Evet. Vedat'a daha yakın bariz şekilde. Yani oyuncu profili olarak. Neyse canım. Vedat Fenerbahçe'de çok iyi oynuyor. Galatasaray'da Falcao zaten geldi. Andone de gelecek. Peki Arda ile ilgili konuşmak istiyor musun? Ya ben konuşmak zorunda değilsin sadece soruyorum. Uzun uzun kendi kanalımda değerlendirdim ama tamam oradan izleyin arkadaşlar. Tamam peki oradan paslayalım yine senin kanalda. 18... Aynı şeyleri sana tekrar anlattım. Abi 18 dakika mı ne konuştum? Tamam, çok güzel. Ya saha dışı da mantıklı gelmiyor bana. Saha içi de mantıklı gelmiyor. Yani dediğim gibi bu hep Arda'nın Galatasaraylı'yla eksenini konuşmak mantıksız çünkü Arda iyi Galatasaraylı zaten. Yani bunda tartışacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum ama bu yeter mi yani? Bence bana yeterli gelmiyor. Saha dışında da Galatasaray'ın ihtiyacı yok. Saha içinde de yok. Ya yani kulübün kendi takdiri yani. Sonuçta bu kararı ben veremem, sen veremez. Taraftar da fikrini belirtir anca. Biz de fikirlerimizi belirtiyoruz ama gerisi yönetime bağlı. Beni ilgilendirmez. Nacizane önerim. Geçen sezon bu zamanlar Burak Yılmaz transferi söz konusu Beşiktaş'ta. Yine böyle taraftarı gerecek, kamplaştıracak. Ki Galatasaray'da da Arda öyle oldu. Fatih Terim'in ve Ultras'ın açıklamasına rağmen öyle oldu. Sözleşmeyi çok sağlam yapacaksın. İlla alacaksan. Öyle bir yapacaksın ki Arda'nın daha önce kötü şekilde birinci sayfalara çıktığı herhangi bir söz, eylem, bir yere gidiş, bir yerden geliş, bir yerden başka yere gidiş. Bunların hiçbiri yapılmayacak. Madem Galatasaray'ı çok seviyorsun, madem bu kadar dönmek istiyorsun. Maaş şu kadar. 1950 lira. Bak 1905 lira. 45 lira yol parası. Küçümsemiyorum. Abi, yasal olarak yasaya aykırı. Asgari ücretin altı olur. Tamam asgari ücretin biraz üstü yaparsın. 1905'in iki katı yaparsın. Tamam mı? Onu da öyle açıklarsın. Yani sembolik şeyler yaparsın. Sembolik geliş olur ama sözleşmeye madde şu 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 yapıldığı anda Galatasaray yönetiminin sözleşmeyi tek taraflı feshetme haklı gizli ve saklıdır. Yani istediği zaman kullanır ya, ve yapar. Bu da hadi bu da diyelim böyle oldu. Ya illa bana yine diyorum mantıklı. Ben gelsin demiyorum. İlla yapacaksanız sözleşme bence bu öne yapacak. Emre Akbaba beklenenden de iyi döndü. Kanada Onyekuru'yu almış. Onyekuru'yu almışsın. Ömer Bayram yarın öbür gün Mert Hakan Yandaş gelecek abi. Geliyor mu Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a? Ben Aralık ayında yani anlaştığı sözleşme şartlarını öğrenmiştim, söyledim. Bir ters manşet, bir şey duymadım. Manşet belli oldu. Manşet yani biz zaten hani konuştuk çokça da. Hatta dediğim gibi Aralık ayında konuşmuştuk. Bizim programda konuştuk ya. Biliyorum ama bunu şimdi somut şekilde söyleyeyim. 1.800.000 euro. Şey yeni bir şey yok. Evet biz sanki kendi yaptığımız programı bilmiyoruz Rıdvan Bey değil mi? Evet. Sanki hiç izlemiyoruz kendi yaptığımız programı. Allah Allah ya. Neyse. Evet. Bir de yani gelecek Mert Hakan'da. Emre konusunda öyle net bir sözleşme bilmiyorum. Onu da soranlar oluyor onu söyleyeyim. Şimdi bakıyorum. Böylesi bir Taylan'ı var bunun. Tabii. Yani ne olursa Ömer Bayram var ya bence daha şöyle makul gözüküyor. Şöyle Mert Hakan'ı. Garip geliyor bana. Atalay Baba. Bak şimdi Atalay Babacan var. Tamam sözleşme yaptın. Hani Atalay'dan alacak bir dakika bile Arda'nın bana doğru gelmiyor yani. Mert Hakan'ı
8 oynatırsın, sıkıştığında 10 oynatırsın. Taylan 10 oynatırsın. Çok sıkışırsan sola falan da koyarsın. Ki Onyekuru zaten geldi. Bence bu Sarakki de arada orada oynayabilir. Artı forma adaleti kısmında. Hı-hı. Takımın en yetenekli oyuncusu olmasa da çok çalışan, uğraşan bir böyle Ömer Bayram var. Zigzaklı da olsa performans yeteneğine bağlı olarak uğraşıyor. Formanın hakkını vermeye çalışıyor. Tamam mı? O şansı Hı-hı. bulmuş, değerlendirmeye çalışıyor. O zaman forma adaleti açısından dediklerinin son derece doğru. Taktiksel açıdan sahada Arda'nın son 2,5 sezonki berbat form grafiği. Berbat ya. O maaşı, o form grafiği olur mu? Grafik yok ya. Yok yani. Futbol oynamıyor adam yani. Asist sayısı çok az, gol sayısı çok az. Tamamladı 90 dakika çok az. Bu kriter olmaz. Ama illa Fatih Hoca dedi ya zaten. Pazar ne dedi maçtan sonra? Hı hı. Hani Arda'yı isteyin camia demeye getirdi değil mi? Sonra Serdar Ali ile ne dedik? Kesin bu akşam Ultra Aslan falan birileri bir açıklama yapar. Hani. Ya tamam. Ben zaten bu ferman tarzı bildiriler benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani taraftarın hani buyruğunu vermek, taraftarın düşüncesini belirledik budur demek bana çok garip geliyor. Ya bir takım ya da bir taraftar grubu özeline söylemiyorum. Ama Galatasaray'da taraftar grubu diğer gruplara göre daha çok daha güçlü. Daha tek yani böyle biraz hakimiyet var diyeyim. Fiziksel hakimiyet var, şey olarak da hakimiyet var. Tek isim, tek grup olduğu için. Ama bana biraz benim hoşuma giden şeyler değil bunlar. Genel manada söylüyorum. Yani hiçbir taraftar grubunun bireysel taraftarların fikri üzerinde bu kadar hükümranlık kurması bana doğru gelmiyor. Bir de hakikaten riskli mi transfer? Riskli. Bu riske girmeye değer mi? Valla Fatih Hoca diyorsa ben bir şey demiyorum, saygı duyuyorum kariyerine ama ben Fatih Hoca'nın yerinde olsaydım tamam oğlum bu sezon bitsin seneye bakarız derdim. Çünkü Galatasaray'ın yoğunlaşması gereken çok önemli hı hı. maçlar var önünde. Bütün olarak hareket etme, gereksiz tartışma çıkmama. Hani diyordu ya Fatih Hoca geçmiş sezonları, konsantrasyon, işte birliktelik, bütünlük falan. En ufak riske girmemek gerekiyor. Ya bir gerekiyor. Berabere kalsan şansın çok çok ciddi şekilde azalıyor yani artık onu toparlaması zor hale geliyor. O zaman hafta sonu bir Konya maçı oynansın. Sonra görüş. Önümüzdeki program bu konuşuruz. Akşam da bu program yayınlanacak ama aynı esnada ya da daha sonra ya da daha öncesinde Galatasaray'ın Türkiye Kupası maçı var değil mi? Hı hı, aynen. Tabii sonra ligde Konya maçı. Konya deplasmanı için ne diyorsun? Zor mu? Zor tabii. Zor. Yani Konya deplasmanı geçen sene de Galatasaray puan bıraktı. Şampiyon olduğu sene de bıraktı. Hatta çok çok kritik bir noktadaydı. Yani Başakşehir tepe taklak gitmese o puan kaybının maliyeti çok daha fazla olurdu Galatasaray'a. Hiçbir şey kolay değil bu ligde. Konya Spor olur da puan alamazsa zaten ilk olarak pazartesi son roundda Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları olacaktır diyelim. Voleyi izlemeye devam edin. İlk round hafta görüşürüz. Media Markt sundu.